arkadaşlar, bugünkü konumuz ne biliyor musunuz? Kabul, onay, değer. Amerika'da bir üniversitede bilimsel bir araştırma yapıyorlar değerli arkadaşlar. Araştırma şu şekilde oluyor. Bir bardak gibi silindir, camdan bir silindirin içerisine tepesine kadar su koyuyorlar değerli arkadaşlar. Ve su dolu silindir, bardak, büyük bardak, öyle düşünün. Bu silindirin içerisine, su dolu silindirin içerisine iki tane fare koyuyorlar. Canlı fare. Ve bu fareler orada yüzmeye çalışıyorlar. Çıkmaya çalışıyorlar. Boğulacaklarını anladıklarında 2 dakika sonra serbest bırakıyorlar kendilerini. Salıyorlar yani, anlayacağınız. Ondan sonra umutsuzluğa düşüyorlar. Hani olur ya, karanlık, herkesin karanlık anı olur. Gecenin o karanlığında insan böyle bir ümitsizliğe kapılır. Fareler de o ümitsizliğe kapılıyor ve serbest bırakıyorlar kendilerini 2 dakika sonra. Ve bundan dolayı 2 fare de boğuluyor değerli arkadaşlar. Olmuş vaka bu. Olmuş bir deney, test. Sonra ne oluyor? Tekrar aynı deneyi yapıyorlar. Bu sefer 2 tane ayrı fare. 2 tane yeni fareyle tekrar o denemeyi yapıyorlar değerli arkadaşlar. Tam 2 dakika kendilerini serbest bırakacakları zaman, ümitsizliğe düştükleri an, hani o karanlığın en karanlık ana geldiklerinde, tam böyle kendilerini serbest bırakıp boğulmak üzereyken içeriye tırmanabilecekleri bir merdivene benzer bir şey indiriyorlar değerli arkadaşlar. Bardağın içine, o silindirin içerisine sokuyorlar ve fareler hemen birden o ışığı görüyor. O karanlığın arkasındaki aydınlığı görüyorlar ve tırmanıp çıkıyorlar, kurtuluyorlar değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, peki ne oluyor sonra? Şimdi bu deneyde fareler bir şey öğreniyor. Ne öğreniyor bu 2 fare? Demek ki her karanlığın arkasında, her zifiri karanlığın arkasında, gecenin o karanlığın arkasında bir aydınlık, güneş doğacak. Yani biz kurtulacağız. Biz bütün ümitlerimizi kaybettiğimiz anda bir kurtarıcı geldi, bir merdiven geldi ve biz buradan kurtulduk. Böyle bir tecrübeye sahip oluyor bu canlı türü. Bir tecrübe kazanıyor, deneyim. Böyle bir düşünce kalıbı ve bu düşünce kalıbından dolayı bunların artık inandıkları şey ne? Biz kurtulabiliriz. Her sıkıntının arkasında bir derman var. Her derdin arkasında bir derman var mindsetiyle bu düşünceyi kabul ediyorlar, onaylıyorlar ve değer veriyorlar değerli arkadaşlar. Sonra ne oluyor? Bunların düşünce kalıbı böyle olduğundan dolayı, öyle tecrübeleri olduğundan dolayı tekrar aynı testi yapıyorlar değerli arkadaşlar. Yine o 2 tecrübeli fareyi o silindirin içerisine, su dolu silindirin içerisine atıyorlar ve 2 dakika sonra normalde kurtarıcı, bir kurtaran gelecekti değil mi? Merdiven atacaklardı, kurtulacaktı bunlar. Ama 2 dakika sonra içeri bir şey uzatmıyorlar. Kurtuluş yok değerli arkadaşlar. 3 dakika geçiyor, 5 dakika geçiyor ama bunlar gayret gösteriyor. Ha geldi, ha gelecek. Ha geldi, ha kurtulacağız. Tamam, şimdi çıkacağız. Bu karanlığın içerisinden şimdi çıkacağız derken zaman ilerliyor. Ama onlar da çaba gösteriyor, gayret gösteriyor. Kollarını, bacaklarını sallıyorlar. Peki ne oluyor değerli arkadaşlar, biliyor musunuz? Bunlar uzun süre böyle mücadele ediyorlar ve boğulmuyorlar. Bir kere bu kesin, boğulmuyorlar bunlar. Peki şimdi o umutları bunların ömrünü uzatıyor, öyle düşünün. Yani o tecrübe, onların kabul, onay ve değer düşüncesi ne yapıyor? Bunların ömürlerini uzatıyor. Bunlara bir şey öğretiyor. Sizce şöyle bir düşünün. Bunlar ne kadar süre o suyla dolu silindirde yüzmüşlerdir? Bir düşün, ne kadar süre
Orada kaldıran rakam söyleyin. Siz söyleyin. Aklınızın gözünüzün önüne getirin. Ne kadar mücadele etmiştir? Kaç dakika veya kaç saat söyleyin. Bir düşünün. Hadi size zaman veriyorum. Ne kadar bu fareler o silindirin içerisinde yüzdüler. Ölmeden. Hadi bakalım düşünün. Gözünüzün önüne getirin. Bu bir deney değerli arkadaşlar. Üniversitede akademik bir deney. Bu yapıldı. Bunu Google'dan araştırıp bulabilirsiniz. Ben size söyleyeyim değerli arkadaşlar. 83 saat bunlar o su dolu silindirin içerisinde yüzüyorlar değerli arkadaşlar. 83 saat. Sonra yüzmeyi öğreniyorlar tabii. Ve ölmüyorlar. Bakın şimdi oraya getirmek istiyorum. Aslında yaşadıklarımız, hani o karanlık dediğimiz anlar, hani bittik, ayağım yere değdi, dibe indim, daha aşağısı yok dediğin anlar, tamam mı? Eğer orada ümitsizliğe kapılırsan, ilk deneydeki fareler gibi 2 dakika sonra ne yaparsın? Onlar gibi olursun. Tamam mı? Onlar gibi, sonuç onlar gibi olur. Ama eğer geçmişte daha önceden yaşadığın dibe indiğinde arkasında bir kurtuluşun geldiğini gördüğünü tecrübe ettiysen, böyle bir tecrüben varsa, buna inanıyorsan, bunu kabul ediyorsan, onaylıyorsan ve değer veriyorsan bu düşünceye, o zaman diğer ikinci deneyde yapılan deneydeki gibi o iki fare gibi ne yaparsınız? Ha, demek ki ben daha önceden tecrübe ettim, kurtuldum ve bunun arkasından da bir kurtuluş gelecek ve ben buradan kurtulacağım düşüncesini kabul edersen, bunu onaylarsan ve bu düşünceye değer verirsen, o zaman o karanlığın sana öğrettiği dersine yüzmeyi öğrenirsin. Stresini yönetmeyi öğrenirsin. O problemin sana bir hediye olduğunu öğrenirsin, tecrübe edersin. Ve yeni bir yetenek kazanırsın belki de. Ondan dolayı değerli arkadaşlar, hayat bu şekilde. Şu an yaşadığımız ekonomik kriz veya şu an aktüel olan sağlık krizi, bunlar neyse, bunlar en dibe indiğimiz anlar da olsa, geçmişte yaşadığımız buna benzer belki de olmasa da dibe indiğimiz, hani o karanlık tünel vardı ya, karanlık, göremiyorsun ışığı ama bir yerde bir mum ışığı çıkıyor. Böyle bir tecrübe, yani ben bu karanlığın arkasında bir aydınlık gelecek diye inanıyorum, bunu kabul ediyorum, buna değer veriyorum, onaylıyorum dersen, o zaman ömrünü uzatırsın, tecrübe kazanırsın, ufku görürsün, hedefine ulaşırsın ve kazanımlarla büyük kazançlar elde edersin, fırsatı değerlendirirsin değerli arkadaşlar. Kazanç dediğim zaman sağlığını daha da güçlendirdiğinden dolayı sağlığını kazanırsın, psikolojini güçlendirir, psikolojini kazanırsın, yeteneklerini geliştirirsin, yetenek kazanırsın, aileni kazanırsın, birçok şey kazanırsın. Ondan dolayı biz de öyle yapıyoruz değerli arkadaşlar. Biz bütün çalışmalarımızı, seanslarımızı, seminerlerimizi bu sisteme göre yapıyoruz. Bu sisteme göre adam seçiyoruz. Hani bazıları diyor, hocam adam mı seçiyorsun? Evet, adam seçiyorum. Evet, açık söylüyorum. Ben adam seçiyorum. Nasıl seçiyorum peki? Bu düşünceye sahip mi acaba? Kabul ediyor mu? Değer veriyor mu? Onaylıyor mu? Psikolojide kod diyorlar buna. Kabul, onay, değer. Bu şekilde davranıyor. Bizim programlarımıza bu şekilde yaklaşıyor mu? Eğer bu şekilde yaklaştığını anlarsak, o zaman sadece o zaman ne yapıyoruz? Bizim arkadaşlar arıyor ve grubumuza, bizim mentorluk grubumuza, 3 aylık grubumuza o zaman alıyor. Yoksa ağzımızda kuş tutsak, tamam mı?
o zaman yardımcı olamıyoruz. Biz o şekilde filtre ediyoruz. Filtreden geçiriyoruz değerli arkadaşlar. Yani siz de öyle davranın. Siz de o şekilde, size eğer değer vermiyorlarsa, sizin yöntem ve taktiklerinize onay getirmiyorlarsa, onaylamıyorlarsa, kabul etmiyorlarsa aman uzak kalsınlar. Aman yaklaşmayın. Çünkü siz dediğim gibi ağzınızda bir kuş değil, 100 tane kuşu bir saniyede tutsanız sizi yine, sizin yaptığınız yine yetersiz kalacak o insanlara. Ondan dolayı değerli arkadaşlar, biz her seferinde her videonun altında söylüyoruz. Diyoruz ki kardeşim, senin problemin olabilir. Tamam, herkesin problemi var. Bu problemi çözmek istiyorsan, bu aile olabilir, sağlık olabilir, bu iletişim problemi olabilir, kariyer olabilir, meslek olabilir. Bunlar bilmiyoruz. Bunları çözmek istiyorsan, bizim ne yaptığımızı biliyorsun. Çözmek istiyorsan aşağıda videomuzun altında form var diyoruz değil mi? O formu doldur. O formu doldurduğunda biz kabul, onay, değer var mı? Benim burada harıl harıl çalışan, bu kriz döneminde bile harıl harıl çalışan arkadaşlarım var. Onlar bakıyorlar, inceliyorlar. He diyorlar, tamam. Bugün 200 kişi mesaj yazdı. Bunların içerisinde bir kişi veya iki kişi. Tamam mı? Onları filtre, onları buluyoruz. Kabul, onay, değer verenleri. Tamam mı? Çünkü bizim ihtiyacımız yok. Açık söyleyeyim. Onları arıyorlar. Diyorlar ki kardeşim, İsa Bey'le size randevu vereceğiz. Soru soracağız. Birkaç soru soruyorlar. Onu kanaat getirdiklerinde, kabul, onay, değer, kanaat getirdiklerinde ne yapıyorlar? Benimle randevu veriyorlar. Termin veriyorlar. Uzaktan aynı bu şekilde görüntü yoluyla online olarak seans yapıyoruz. Ön görüşme yapıyoruz. Bu ön görüşmede senin şu anki durumunu bulmam gerekiyor. Şu anda neredesin? Nereden geldin? Yani buraya gelmenin sebebi ne? Ve nereye gitmek istiyorsun? Hedefin ne? Bu hedefine nasıl gidersin? Beraber konuşuruz. Ben sana plan çıkarıyorum. Bir diyet planı gibi düşün. Bak, bu planı uygularsan hedefine varırsın. Bu ücretsiz. Tamam mı? Bu ücretsiz ön görüşme için. Eğer sen de kabul ediyorsan, bak tekrar soruyorum, söylüyorum, kabul ediyorsan, onaylıyorsan, değer veriyorsan, tamam, beni tanıyorsan, o zaman aşağıdaki linke tıkla, formu doldur ve bana gönder. Hiç bekleme. Tamam. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.